Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Hayvanların sınıflandırılmasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda hayvanların genel özellikleri ile ilgili sınıflandırılmasında kullanılan kriterlerle ilgili bilgiler vermiştik. Şimdi artık sınıflandırma kısmına geçiyoruz. İlk önce hayvan filogenisinden şöyle bir ee soy bahsedeceğim. Daha sonra arkadaşlar omurgasız hayvanlara başlayacağız. Şimdi hayvan filogenesi konusunda görüş birliğine varılan bazı konular var. Bu konulardan bahsedelim. Bir kere birincisi tüm hayvanlar ortak bir atayı paylaşır diyoruz. Bakın burada ortak bir atamız var. Süngerler kaydede yer alan hayvanlardır. Kaydederken şöyle kıladın üstünde arkadaşlar yer alıyor. Daha sonra süngerlerden farklılaşarak canlılar ortaya çıkmış oluyorlar. Böyle kıladın üstünde yer alanlara biz kaydede yer alıyor diyoruz. Sonra ömetazoa dediğimiz bakın şurada ömetazoa bunlar gerçek dokuya sahip olan hayvanların kıladıdır. Bakın bir metazoa var, bir de ömetazoa var. Metazoadan farklılaşarak ömetazoa ortaya çıkmıştır. Bunlar gerçek dokuya sahip olan hayvanlardır arkadaşlar. Yine çoğu hayvan bilateriye kıladına aittir. Bilateriye dediğimiz e, simetriydi değil mi bilateral simetri bilateral simetriye sahip olan hayvan sayısı diğerlerinden daha fazladır kordalılar ve diğer bazı şubeler ise nerededir deodorostomiye de arkadaşlar e, protostomiye deodorostomiye bu şekilde biz canlıları zaten ayırmıştık e, deodorostomiye da e, kordalılar yani omurgalılar bulunuyor diyoruz buradaki de bizim e, soy ağacımız yani hayvanların bulunduğu soy ağaçlarıdır şimdi Bunların hepsini teker teker açıklamayacağım. Çünkü zaten tüm hayvanlar ortak bir atayı paylaşır derken neler olduğunu zaten biliyoruz arkadaşlar. Şöyle şu soy ağacından gitmek istiyorum. Bakın ilk önce hayvanların ortak atasını biliyoruz. Ortak atadan gerçek dokular yani ön metazo ortaya çıkmıştır. Daha sonra bilateral simetri ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Bilateral simetri neydi? ortadan ikiye böldüğümüz zaman iki eşit parçaya ayrılan canlılar demekti. Vücut simetrisiydi bu. Ve bilateral simetri ile birlikte üçgen tabakası yani endoderm, ektoderm ve mezoderm tabakaları. Üç tane embriyonik tabaka yine ortaya çıkmıştır. Bu şekilde canlılar çeşitlilik kazanmıştır. Burada biraz daha bakın. Burada biraz daha detaylı olarak söylüyoruz. Bakın ortak ata. Orta katadan sonra embriyonik hücre iki tabakası var arkadaşlar. Embriyonik iki hücre tabakası. Sonra zaten ne dedik? Üçgen tabakası bilateral simetri ile birlikte üçgen tabakası ortaya çıkıyor. Bakın şurada radyal simetri bu canlılarda ortaya çıkmıştır. Kitenafora, kinidaria canlıları. Daha sonra bilateral simetri ile birlikte burada embriyonik tabakalar 3 tane olmuşlardır. Sonra da biz canlıları Protostomia ve deuterostomiya diye ikiye ayırıyoruz. Protostomiya nedir? Blastopor eğer ağıza dönüşürse biz bu canlılara protostomiya diyoruz. Blastopor embriyonik evrede oluşan blastopor. Eğer blastopor anüse dönüşürse ağız başka bir açıklıktan oluşursa buna da deuterostomiya canlıları diyoruz. Zaten kordata dediğimiz omurgalılar sınıfı da buraya aittir arkadaşlar. Evet Şimdi benim burada bahsedeceğim şuraları şöyle bir okur geçersiniz. Hani ben videoyu çok uzun tutmamak için sadece değineceğim yerlere bakmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bakın. Kordalılar ve bazı şubeler dedi ki Deotoros Tomia aittir. Burada size iki tane canlı grubundan bahsetmek istiyorum. Ekti, Ekti Sozoa ve Lofotro Lofotrokozoa dediğimiz Latiforları bulunan canlılar, bir de dış iskelet oluşturan canlılardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, sozu ismi, ektisiz yoluyla, yani kabuk değiştirme yoluyla gelişen canlıları barındırmasından geliyor bu isim ve bu isme de, e, bu ismin altında da bulunan birçok canlı vardır. Mesela yuvarlak solucanlar, eklem bacaklılar, bunlarla e, bulunan bazı şubeler, e, bu gruba aittir. Bunlarda dış iskelet oluşuyor arkadaşlar egzo iskelet dediğimiz dış iskelet oluşuyor ve eski dış iskelet atılarak yenisi oluşuyor biz bu eski dış iskeletin atılmasına da ektisiz diyoruz zaten ismi de buradan geliyor bir de lophotrochozoa dediğimiz canlı grubu var bunlar da arkadaşlar iki tane e, özellik vardır birincisi lotofor dediğimiz yapıya sahip olmaları birazdan göstereceğim bu yapıyı bir de arkadaşlar eee trokofor larvası dediğimiz larva oluşturmalarıdır. Lotofor nedir? Lotofor beslenmede işlev gören silli tentaküllerdir. Bakın şunlar. Şunlar nedir? Lotofordur. Loto, silli tentakül dediğimiz yapılardır arkadaşlar. Bir de trokofor larvası dediğimiz bir larva dönemi görülüyor bunlarda. Mesela yumuşakçalarda, halkalı solucanlarda bu larva özelliği görülüyor. Bu yüzden de arkadaşlar biz bunlara Lophotrochozoa dediğimiz canlılar burada bulunuyorlar bakın şöyle trokofor lar larvası dediğimiz larva bu şekildedir İşte ağzı bulunuyor anüsü bulunuyor yine sil demetleri bulunuyor trokofor lar larvası bu bir de lotofor dediğimiz bu beslenmeye yarayan silli yapılarda yine bu şekildedir burada bu gruba ait canlılar da bunlar görülüyor şimdi gelelim genel özelliklerden şöyle bir klatlardan falan bahsettik. Geçen seneki konu anlatımlarımda bu bu kadar detayına inmemiştim ben sınıflandırma ama ÖSYM e detay sormayı seviyor tabii ki. O yüzden bu sene tamamen Campbell üzerinden gidiyorum. Daha önce de söylemiştim ve daha detaylı olarak anlatıyorum arkadaşlar. Sizlerde de fark etmişsinizdir. Evet Omurgasız hayvanların genel özelliklerine baktığımızda hayvanlar aleminin büyük bir kısmı burada arkadaşlar %95 kadar kısmı omurgasız hayvanlarda bulunuyor. Bunların suda yaşayanları da var, karada yaşayanları da vardır tabii ki. Ee, Derin denizlerin kaynar sularından tutun, Antarktika'nın donmuş topraklarına kadar her yere yayılmışlardır. Yani yaşam alanları çok geniştir. Bu yüzden de zaten 95'lik bir kısmı oluşturuyoruz. Adaptasyon yetenekleri oldukça fazladır bunların. Arkadaşlar bunların e, büyüklüğü bakımından varyasyonları vardır. Mesela işte mikroskobik olanları da vardır. 8 metre uzunluğa kadar gelişebilen organizmalar da vardır omurgasızlar içerisinde. Mesela bağırsak solucanlarının boyları çok çok uzun olabiliyor arkadaşlar. Bağırsak böyle hepsini kaplayacak kadar uzun olabiliyorlar. Bunlarda sinir şeridi en önemli özelliği sinir şeridi karın kısmındadır. Ventral bölgesindedir. Mesela bizde nerede? Bizde sırtta değil mi? O yüzden omurgalar diyoruz. Bunlarda notokord yani sırt ipi bulunmaz zaten sinir şeridi karın bölgesinde olduğu için sırtlarında herhangi bir ip bulunmaz arkadaşlar. Solungaç yarı oluşumu yine bunlarda gözlenmez. Genellikle dış iskelet var ama bazılarında iç iskelet de görülebiliyor. Genellikle yine açık kan dolaşımı var. Bazılarında kapalı dolaşım görülebilir arkadaşlar. Yine bazıları hermafrodittir. Bunlarda böbrek bulunmaz. Oldukça küçük yapılacanlardır zaten. Böbrek yerine özelleşmiş, boşaltım için özelleşmiş yapılar vardır. Bunlardan da zaten ileride bahsedeceğiz. Mesela boşaltım sisteminde bunlardan bahsedeceğiz. Nefridium, protonefridium gibi yapılardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Genellikle bunlar dışsal simetri var ama bazılarında bilateral simetri de görülür. Genellikle kuyruk bulundurmuyorlar bunlar. Evet bakın şöyle genel olarak birkaç tane omurgasız canlıyı buraya koymuşuz zaten detaylarını işleyeceğiz. Şimdi omurgasızlardan ilki bu kaydede yer alır dediğimiz canlılardan bahsedelim. Bunlar en basit olan canlılardır. Porifera yani süngerler arkadaşlar. Şimdi süngerlere baktığımız zaman böyle hani dış görünüş olarak birisi hiçbir şey bilmediğimizi varsayalım. Bize getirip bunu gösterse ne diye sorsa ben şahsen bunun yani böyle Değişik böyle süs gibi bir şey olduğunu düşünürüm arkadaşlar. Ee, hiçbir şey hani gördüğüm hiçbir şey dış görünüş olarak bakarak bunu bana hayvan olduğunu söylese inanmazdım. Hiçbir şey bilmiyorsam. Ama tabii ki mole moleküler veriler, işte e, DNA'dan alınan kanıtlara bakıldığı zaman bunların da tabii ki hayvan olduğu gözlenmiştir. Sadece moleküler veriler değil hücresel yapılara da bakılarak yine hayvan oldukları gözlenmiştir. Bunların çoğu denizlerde yaşıyor. Çok az bir kısmı da tatlı sularda yaşıyor. Yani tamamı sularda yaşar arkadaşlar. Bunlar hareketsizdir. Zemine bağlı yaşarlar. Zemine bağlı yaşama olayına biz sesil yaşam diyoruz. Bakın zemine bağlı yaşıyorsa sesil yaşama diyoruz. Bunların belirgin embriyonik tabakaları yoktur. Belirgin simetrileri yoktur. Yani simetri oluşumu bunlarda görülmez. Bunlardan sonra çıkıyor zaten simetri oluşumu. Arkadaşlar bunlar gerçek dokudan ve organlardan yoksundur. Yani gerçek dokuları, organları yoktur. Bunlarda hücre dışı matriks vardır. Zaten hücre dışı matriks hayvanlarda bulunan bir özellikti. Ve hücre dışı matriks kolajenden ve yapışkan proteinlerden oluşmuştur arkadaşlar. Bunlarda sinir ya da kas gibi özelleşmiş hücre yok. Sistemleşme yok. Yine büyüklükleri hani bir milimetreden metreye kadar değişebiliyor. Yani birkaç metreye kadar büyüklükte olabiliyorlar. Bunlar süspansiyonla beslenicidirler. Yani bunlarda böyle delikli torba gibi vücut yapıları vardır. Bu vücut yapılarının içerisine giren işte suyun içerisindeki ne yapıyorlar? Besinlerini partikülleri sayesinde yakalıyorlar arkadaşlar. Bunlarda su ostium denilen deliklerden geçiyor ve spongiosol dediğimiz merkezi boşluğa iletiliyor. Bakın Ostium dediğimiz delikler şu delikler. Şuradaki delikler. Ostium delikleri arkadaşlar. Su buradan giriyor. Buradan girdikten sonra burada bulunan boşluk zaten spongiosol boşluğu. Daha sonra içerisindeki işte bu e, kamçılar yardımıyla yine spiküller yardımıyla ne yapıyorlar bunlar? Besinleri alıyorlar hücrelere ve oskulum dediğimiz bu büyük açıklıktan da kullanmadıklarını tekrardan dışarı atıyorlar arkadaşlar. Yani su giriş çıkışı bu şekilde oluyor. Ostiumdan giriyor, oskulumdan çıkıyor arkadaşlar. Böyle bir beslenme durumları vardır. Bunlardan e, mezohil dediğimiz işte jelatinisi bir matriks tarafından ayrılan bir sünger duvarı vardır arkadaşlar. Bu sünger duvarı sayesinde de işte dışarıdan ayrılmıştır zaten. Bunların dıştaki tabakaları epidermisten oluşmuştur yani şu bakın epidermis dediğimiz hücrelerden oluşmuştur dış tabakası oldukça da sıkı paketlenmiştir zaten epidermis hücreleri oldukça sıkı paketlenen dokulardır hücrelerdir bunların e, koanosit dediğimiz kamş, kamçılı hücreleri vardır bu koanosit dediğimiz kamçılı hücreler e, spongiosol dediğimiz boşluğun etrafını sarıyor arkadaşlar şurayı şöyle bir sileyim Bakın spongöso dediğimiz boşluk şu beyaz olan kısım benim şu an yeşile boyadığım kısım spongöso boşluğu etrafında bulunan bu silli yapılara kamçılı yapılara da biz ne diyoruz koanosit hücreleri diyoruz koanosit hücreleri kamçılarını hareket ettirerek bir akıntı oluşturuyor ve suyun oskulumdan dışarıya çıkmasını sağlıyor arkadaşlar. Yine e, koanositlerin kamçısının o hareketleri suyu içeriye doğru da çeker. Yani ostiumdan içeri doğru çekiyor bu hareket. kolumdan da dışarı doğru gitmesini oluşturuyor. Yani bir dalga oluşturuyor gibi düşünebilirsiniz. Ee, bunların amebositleri dediğimiz hücreleri vardır yine. Bunlar besinleri alıyor. Süngerin vücudundaki diğer hücrelere taşıyor arkadaşlar. Ve amipsi bir hareketle taşıyor. Yani şöyle düşün Amip nasıl bir yapıya sahipti? Böyle değil mi? Yani çok tabi olmadı da bir dakika. Amip şöyle bir yapıya sahip canlı. Şimdi amip nasıl hareket ediyordu? Yalancı ayaklarını oluşturuyor, besini alıyor içeriye ya da besini almıyorsa bile yalancı ayaklarını oluşturarak ileriye doğru gidebiliyordu. İşte burada amebosit dediğimiz hücrelerde besinleri alıyorlar, amipsi hareketlerle bu besinleri diğer hücrelere taşıyorlar arkadaşlar. Bunların silisyum oksit ve kalsiyum karbonattan oluşan bir iç iskeletleri vardır. İç iskeletlerine biz spikül diyoruz. İç iskeletleri. Bakın burada göstermiş mi spikülleri? Evet. İç iskelet arkadaşlar. Bakın şurada böyle yıldız şeklinde iskeletler. Bakın şurada biraz böyle yıldız şeklinde olan iskeletlerdir. Bunlar kalsiyum karbonattan yapılmış olan iç iskeletleridir. Bir de silisyum oksit içeriyor arkadaşlar. Bunların çoğu hermafrodittir. İşte e, antibiyotikler üretebiliyorlar arkadaşlar Yine savunmada kullanılan bileşikler üretebiliyorlar Yani kendilerini ne yapıyorlar bunlar oldukça rahat bir şekilde koruyabiliyorlar Bunlarda sıralı hermafroditizm görülüyor Yani şöyle ilk önce erkek gibi davranıyor Belli bir zaman geçtikten sonra dişi gibi davranıyor Yani ilk önce bir eşeği daha sonra da diğer eşeği olarak işlev gösteriyor Eşeysiz üreme görülebilir. Yine bunlarda tomurcuklanma, rejenerasyon olayları görülebilir arkadaşlar. Rejenerasyon yetenekleri yüksektir basit yapılı oldukları için. Unutmayın canlılar geliştikçe e, ee, rejenerasyon yetenekleri azalır. Bizlerdeki gibi rejenerasyon yeteğimiz oldukça azdır arkadaşlar. Bunların kalkerli olanları var, vazo şeklinde olanları var, yine cam şeklinde olanları var. Oldukça farklı çeşitleri vardır şimdi süngerlerin altında plakozoa dediğimiz bir canlı grubunu işleyeceğiz Arkadaşlar Bunlar da bilinen tek bir tür vardır Trichoplax atha erens dediğimiz bir tür vardır bu basitçe kitap tabakadan oluşmuştur Bunlar zaten dış görünüşe baktığınız zaman hani bir hayvana bile benzemiyor Dolayısıyla hani böyle görünüş olarak bilmeniz yeterlidir ee, çok böyle soru gelmeyecek yerleri ben dikkat ederseniz daha yüzeysel geçiyorum. Kitanaforaya gelelim taraklı hayvanlar. Bunlar arkadaşlar okyanuslarda bulunurlar ve oldukça planktonların oldukça önemli bir kısmını oluşturuyorlar. Yani işte büyük canlıların beslendiği o plankton dediğimiz yapılar içerisinde canlar içerisinde kitanaforlar da vardır. Bunların yapısı tarak şeklindedir arkadaşlar. 8 adet tarakları vardır. O yüzden de zaten taraklılar diyoruz. bunlarda iki tane hücre tabakası var. İki hücre tabakasının arasına mezoglea dediğimiz jelatinimsi bir matriks doldurur. Bunlarda tam sindirim kanalı vardır. Yani ağız ve anüsten oluşan tam bir sindirim kanalı var. Besinler ağızdan giriyor ve anal delikten çıkıyor arkadaşlar. Süngerlerde öyle bir durum yoktu tabii ki. Ee, bu şekilde bilmeniz de yeterlidir. Bakın bunlar da kitanoforlardır. E, taraklı hayvanlar. Gelelim kinidaria yani kinitliler diğer bir ismiyle sölenterler. Arkadaşlar bunlar mercanları, deniz şakayıklarını, deniz anaları ve hidraları kaplayan gruptur, şubedir. Bunlar diploblastikler ve yani iki tabakaları vardır endoderm ve ektoderm olarak ve radyal vücut planına sahiplerdir bunlar. Genellikle Zemine bağlı olarak da yaşayabilirler ama e, hareketli olarak da yaşayabilirler arkadaşlar. Bunlarda dokulaşma var. Yine en basit formda kas ve sinire sölenterlerde rastlanıyor. Aslında ilk defa özelleşmiş olan sinir sistemi burada görülüyor arkadaşlar. Bunu ben yazmayı unuttum. İlk özelleşmiş sinir sistemi diyebilirsiniz burada görülür kendiniz not alın lütfen bunlarda difüz dediğimiz ağız sinir sistemi görülüyor merkezileşme yoktur bu yüzden de tüm vücutu tepki veriyor uyarılara bunların vücutlarının merkezinde gastrovasküler boşluk dediğimiz bir boşluk vardır bunlarda arkadaşlar bu gastrovasküler boşluğa açılan bir delik var bu delik hem ağız görevi görüyor hem de anüs görevi görüyor dolayısıyla bunlar da sindirim tek açıklıklıdır bunların çoğu karnivordurlar. Yani neydi? Karnivor ne demek? Herbivor, karnivor, omnivor. Herbivor e, otla beslenen, karnivor etle beslenen. Bunlar etçildirler yani. Bunların tentakülleri vardır arkadaşlar. Bu tentaküllerle hücre dışına e, enzim salgılıyorlar. Daha sonra bu gastrovasküler boşluğa hani besinler geliyor ya katatöpülleriyle de o boşluğa enzim salgılıyorlar. Orada sindiriliyor. Daha sonra da bunları hücreler ne yapıyor? O boşlukta bulunan hücreler alıyorlar ve hücre içerisinde sindirimini tamamlıyorlar. Sindirilemeyen atıklar ise arkadaşlar ağız yoluyla ya da anüs yoluyla dışarıya atılıyor. Bunlarda kinosit dediğimiz hücreler vardır. Bu hücreler arkadaşlar özel bir savunma ve avların yakalanmasında işlev gören hücrelerdir Kinositler. Bu yüzden de bunların içerisinde kapsül benzeri bir organel vardır. Kinideyah zaten bu yüzden de kinitliler olarak isimlendiriliyor. Yine bunlarda nematosit dediğimiz bir özelleşmiş e, kinitler var arkadaşlar. Bunların e, avlarının vücut duvarına girebilen iğneleyici böyle iplikleri vardır nematositlerin dolayısıyla oldukça önemli bir özelliktir. Bu iğneler ne yapıyor? Avın içerisine giriyorlar, avı zehirliyorlar ve öldürüyorlar. Evet şurada gösterelim bakın gastrovasküler boşluk dediğimiz şurası. Burada sindirim hücreleri var etrafında arkadaşlar. Ağız ve anüs ikisi zaten burada. Epidermis dışarıda bulunan tabakadır. Tentaküller de bunlardır. Bu tentaküllerle ne yapıyor? Yine besini alıyor arkadaşlar. Bakın nematosit de şurada göstermişiz. Nematosit dediğimiz yapı şu yapıdır. Nematosit yapısı. Bu da ne yapıyor? Canlının içerisine girerek ona bir zehir veriyor. Ve ölmesine sebep oluyor. Böylece beslenmiş, avlanmış oluyorlar. Şimdi ee, bunlar da arkadaşlar kinetillerde. Polip ve medüz dediğimiz form formları vardır. Polip formlar hareketsizdir ve denizlerin dip kısmında yaşarlar. Sabit olarak yaşarlar. Bakın şu bir polip formudur. Hidra diyoruz biz buna. E, mesela hidra, deniz şakayı. Yine burada bakın deniz şakayı var. Şu. Bunlar nedir? Deniz dibinde bir yere bağlı olarak yaşıyorlar. Sesil yaşıyorlar yani. Medüz ise su içerisinde pasif olarak sürüklenen e, hem de vücudun kasılıp gevşemesiyle hareket eden bir canlıdır arkadaşlar. Mesela deniz anası, beyin mercanı bunlar nedir? Hareket edebilen yapılardır. Deniz anaları zaten en önemli örneğidir medüzlerin. polipler üreyebilirken medüzler üreyemezler arkadaşlar bunu unutmayın. Bunlar da eşeyli ve eşeğsiz üreme görülebilir. Eşeğsiz üremesi zaten tomurcuklanarak gerçekleşiyor. Bunların dört tane ana kladı var ama ben bu ana kladların özelliklerine değinmedim. Sadece resim olarak göstereceğim size. Hidrozoa zaten hidra burada bulunuyor. Kubozoa arkadaşlar bu kubozoa denilmesinin sebep küp şeklinde bir e, yapısı var. O yüzden de kubozoa deniliyor. Daha sonrası skipozoa dediğimiz bir canlı grubumuz var. Bir de antozoa dediğimiz bir kladımız var. Evet böylece süngerleri, kinitlileri işte... E, plakozoa dediğimiz canlıları işledik. Bu videoyu burada bitireceğim. Kaç dakika olmuş? 20 dakika. Bundan sonra arkadaşlar biz protostomia yani ilkin ağızlı hayvanlara başlayacağız. tomiayı tomia biz zaten ikiye ayıracağız. Bir lofotrokozoa diye bir de ektizozoa diye. Bunları da bir dahaki videomuzda protostomiya diyerek işleyeceğiz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer bu videoda anlatırsam bu video çok uzun olacak ve karışacak. O yüzden bir sonraki videoda anlatacağım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.